efendim. Haberin merkezinde Show Ana Haber'desiniz. Ben Meltem Acı. Türkiye'den ve dünyadan yine önemli başlıkları taşıyacağız bu saat diliminde sizlere. Önce siyaset diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da deprem konutlarının temelini attı ve ittifak ortakları da yanındaydı o sırada. Sandık mesajları veren Erdoğan meydanda toplananlara adayları kantara çektiniz mi diye sordu. Muhalefetin 14 Mayıs sonrası siyasi mevta olacağını söyledi. Adayları gördünüz mü? Gördünüz. Kantara çektiniz mi? Çektiniz. Öyleyse tekrar soruyorum size. Türkiye yüzyılını kime emanet edersiniz? Akşam iftar programından bugün temel atma töreninden verdi mesajlarını. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmaması üzerinden Millet İttifakı'na yüklendi. Varsınlar PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin eteklerinin altına girip onlardan medet umsunlar. Aklı ve vicdanıyla cevap veren herkesin yeri inanıyorum ki bu kardeşinizin yanı olacaktır. Cumhur İttifakı'nın yanı olacaktır. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla vites artırdı Erdoğan. 30 günde 40 miting düzenleyecek. Oselo denilen adam Kürt mü zannediyorsunuz? Hayır. O Zaza. Kürt değil. Ama onunla övünüyor. Sandık mesaisinin bugünkü adresi Şanlıurfa'ydı. İttifak ortağı Bahçeli yanındaydı. Alayını Cumhurbaşkanı'nın oyuna çevirin. Alayını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermenin gayret içerisinde olun. Açılışını yaptığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastaları da ziyaret etti Cumhurbaşkanı. İftarda ise depremzedelerle buluştu. Gençler, bunlar ne olacak biliyor musunuz? Siyasi mevta olacak, siyasi mevta. Ama tabii çalışmamız lazım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomi vaatlerini sıraladı ve kişi başına gelirinde 20 bin doları aşacağını söyledi. 14 Mayıs sonrası yeni bir sayfa açacaklarını söyleyen CHP lideri asla yolda kalmayacaksınız dedi. Müsaade buyursam, bu fırsatı benim. Estağfurullah, tabii. Fırsatı bize kullanalım inşallah. Baharlar gelecek ülkemize. Baharlar gelecek. Söz mü? Benden de size söz. Bay Kemal sözü. Asla ve asla yolda kalmayacaksınız. Bulgaristan Kırcaali'de soydaşlarla bir araya geldi. 14 Mayıs'ta mutlaka sandığa gidin çağrısı yaptı. Emin olun yeni bir sayfayı açacağız. Emin olun yeni bir güzellik sayfası açacağız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu tahta karşısına da geçti. Bakın bu benim çalışma tahtam. Bu aralar benden çokça yeni proje duyacaksınız. Seçimi kazanırsa uygulanacak politikaları anlattı. Türkiye ekonomisi iki kat büyüyecek dedi. Kişi başına düşen milli gelirimiz kademeli bir biçimde 20 bin doların üzerine çıkacak. Türkiye bunu hak ediyor. Halkımız refahı hak ediyor. Gençlerimiz zenginliği hak ediyor. Merak etmeyin, geliyoruz. Sana söz. Seçime 28 gün kala İyi Parti seçim beyannamesini açıkladı, adaylarını tanıttı. 14 Mayıs'ta tarih yazacağız diyen Meral Akşener iktidara yüklendi. Şahlanıyoruz dedikçe Türkiye dibe battı. Uçuyoruz dedikçe Türkiye uçurumun kenarına geldi. Ekonomi ve adaleti önceliğini aldı. Seçim mesajını da o başlıktan verdi. Adaletin dönüp dolaşıp bir gün en çok kendilerine lazım olacağını unutuyorlar. 14 Mayıs'tan sonra milletimizin sandıkta uğurlayacağı Recep Bey ve arkadaşlarına da adil davranacağımıza söz veriyoruz. İyi Parti'nin seçim beyannamesi ve aday tanıtımı vardı başkentte. Sözümüz söz, 14 Mayıs'ta tarih yazacağız dedi Akşener. AK Parti iktidarı için her şey sayıdan, her şey gösterişten ibaret. Nitelik ise umurlarında bile değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mülakatı kaldırma vaadine de sözü getirdi. Endişe etmeyin, burada iyiler var diye seslendi. Mülakat dediler, torpil düzenini sürdürdüler. Binlerce genç öğretmenimizi öğrencilerinden alıkoydular. 15 Mayıs'ta iktidar olmaya hazır mısınız? Devri iktidarımızda Türkiye tarihi yazacak, hazır mısınız?
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yıl dönümünde törenle anıldı. Kabri karşısında inşa edilen müzede ziyarete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çocuk yaşta Özal'ın peşinden nasıl koştuğunu anlattı. Her taraf güzel, imar edilmiş. Yol tıkanmıştı. Bir 10-15 dakika sonra birisi geldi, Özal'ın konvoyu var dedi. Ben de onu duyar duymaz arabadan indim ve yaklaşık 300-400 metre koşarak konvoyun en önündeki rahmetli Özal'ın otobüsünü gördüm. Babası Anavatan Partisi'nin Trabzon İl Teşkilatı kurucuları arasındaydı. İmamoğlu 12 yaşındayken 8. Cumhurbaşkanı Özal'la karşılaşmasını anlattı. Artık nasıl bir kıvraklıkla başarmışsam otobüsün önüne kadar geldim. Küçük bir çocuk olarak görünce de yüzümü okşadı. Sonra haliyle çok uzun boylu bir korumasının sert bir müdahalesiyle kenara doğru itildim. Sonrasında bu koruması yanılmıyorsam Adana milletvekili olmuştu. Musa Bey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özal'ın vefatının 30. yıl dönümü dolayısıyla anma töreni düzenledi. Hadi bir kaset koy da şöyle bir neşelenelim sen Kabir karşısında inşa edilen müzenin açılışını Millet İttifakı liderleri yaptı. Kılıçdaroğlu da Özal'ın mizaha bakışını anlattı. Gırgır dergisinde kendisini en sert eleştiren kapağı başbakanlık konutuna çerçeveletip asan bir anlayışla, eleştiriye asla tahammül edemeyen bir anlayış 180 derece farklı ve bunların değişmesi lazım. Efendim hatırlayacaksınız, Bakan Nebati koyun eti yağlıdır, güzeldir dedi. Gözler de sofradaki tercihlere çevrildi. Şov Haber ekibi kasaplara ve tüketicilere mikrofon uzattı. Dana ile koyun eti arasındaki lezzet ve fiyat farkını araştırdı. Koyun eti yağlıdır, koyun eti güzeldir, koyun eti güç verir. Kuzu eti mi dana eti mi? Dana eti. Çok eğletmem. Hazine Bakanı Nebati bir kez daha koyun etini methetti. Hem kasaplara hem de tüketiciye göre ise çoğunluğun tercihi değişmedi. Tabii ki dana eti. Köfte alacağım. Birileri koyun etinin kokundan dolayı yenmeyeceğini söylüyor. Koyun eti yağıyla, sütüyle bu şehre de, ülkeye de en güzel tadı verir. Bakan Nurettin Nebati geçen haftalarda da yine koyun etine sahip çıkmıştı. Damak değişti. Koyun etini çocuklarımız yemiyor. Kokusundan rahatsız oluyorlar. Bazı koyun etleri kokar mesela. Bu beslenmesiyle alakalı, yani yattığı yerle alakalı koku olur hayvanın etinde. Ondan dolayı tercih edilmiyor. Peki kasapta fiyatlar arasında bir fark var mı? Hemen dana kıymanın kilogram fiyatına bakalım. 348 lira burada ve kuzu etinin kıymasının kilogram fiyatıysa 340 lira. Yani arada 8 liralık pek de göze çarpmayan bir fark var. Kuzu ve koyun eti kokuyor bence. Yani o yüzden dana etini tercih ediyoruz. Mangala giderken kuzu da keyifli olur. Çocukluğumuz da aslında bizim ailemizin de kullandığı daha çok kuzu etiydi. Genelde ama dana kullanıyorum. Peki yetkililerin koyun etini teşvik edici açıklamalarının altında yatan gerçek sebep ne? İşin uzmanlarına göre üretim hızı. Kuzu doğduktan sonra 6 ay içerisinde kesebilirsin ama dana öyle değil. Dana en az 2 yıl falan kalması lazım. 2 yılda kendi etini ancak toparlıyor. Eti bulduğu da koyunu danası seçmesi mi kaldı yani? Çifte deprem felaketini sağ salim atlatan ailenin vicdansız hırsızlar nedeniyle dünyası başına yıkıldı. Gaziantep'te orta hasarlı binadaki evlerine giren hırsızlar beyaz eşyadan çatal kaşığa kadar ne bulduysa çaldı. Evimin halini görüyorsunuz. Deprem dolayısıyla orta hasarlı evime giremiyordum. İnsanlık bitmiş yani görüyorsunuz. Hiçbir şey bırakmamışlar. Hırsızlar hani evime girmişler, evimi talan etmişler. Depremzedenin giremediği evine hırsızlar girdi. Altını üstüne getirdi, beyaz eşyadan tabak çanağa kadar her şeyi çaldı. Hiçbir elektronik eşyamı bırakmamışlar. Bütün çocukların kıyafetlerine kadar parçalamışlar. Gaziantep Şehit Kamil'de yaşayan kurtulmuş ailesinin evlerinin olduğu apartmana orta hasarlı raporu verildi. Onlar taşınmak için uygun bir daire ararken hırsızlar boş durmadı. Evimin halini görüyorsunuz. Elini kolunu sallayarak girip çıkmışlar. Hani mağdur durumdayız. Depremzedenin eşyasına göz diken hırsızlar evde para eden ne varsa çaldığı kayıplara karıştı. Polis şimdi o vicdansızların peşinde. İnsanlık bitmiş. Yani görüyorsunuz. Hiçbir şey bırakmamışlar.
Ve taksi sektöründeki o çürük elmalar bir türlü ayıklanmıyor efendim. İşte onlardan biri daha var şimdi sırada. Taksimetre açmayan, 2 kilometrelik yol için 150 lira isteyen şoför, müşteri telefonla kayda girince sinirlendi, aracı üzerine sürüp onu ezmeye kalktı. Taksimetre arızalıymış, kendisi öyle diyor. Taksim İstiklal'den Osman Bey metroya. Beni dolaştırdınız falan dedi. Yani dolaşsak bile yani nereye gidebiliriz? Rahat abi, istediğin yere at. Bak artistik yapıyor diyorsunuz. Tamam mı? Çünkü benden 150 lira istedi. Plakasını da çekiyorum. Bak üstüme arabayı da sürüyor. Görüyorsunuz. Taksimetre bozuk dedi. 2 kilometrelik yol için 150 lira istedi. Yetmedi, aracı müşterinin üzerine sürdü. Fazla para isteyebilir yine. Ona bir şey demiyorum ama yani akli dengesi yerinde olan bir insan bence bir insanın üzerine araba sürmez yani. Semih Ercan Asarkaya kuzeniyle birlikte taksiye bindi. Taksim İstiklal Caddesi'nden Osman Bey'e gitmek istediğini söyledi ama iddiasına göre taksici taksimetreyi açmadı. Yarı yola geldiğimde taksicinin taksimetreyi açmadığını fark ettim ve kendisinden rica ettim. Taksimetre arızalıymış, kendisi öyle diyor. Kısa mesafe ücreti alması gerekirken iddiaya göre taksici 150 lira istedi. Semih Bey o parayı ödedi ama taksicinin tacizleri devam etti. Hata benim zaten, bir saatte dolanıyor. Sen değil, hata benim. Yani kısa mesafe olduğu için İndi bindi ücreti 40 lira öderiz diye düşünüyordum. 2-3 kilometre olduğu için. Elimde kanıt olsun dedi. O anları kayda aldı. Taksici bu kez öfkeyle gaza bastı. Plakasını da çekiyorum. Bak üstüme arabayı da sürüyor. Görüyorsunuz. Böyle saygısızlık yapıyor. Taksinin önüne geçtiğimde plakayı çekerken arabayı bir anda üzerime sürdü. Parayı vermemize rağmen. Genç adam bu görüntülerle taksiciden şikayetçi oldu. Bak üstüme arabayı da sürüyor. Görüyorsunuz. 6 aydır işsiz olan vatandaş harama ihtiyacım yok dedi. Yolda buldu. İçinde de 2500 dolar yani 50 bin liraya yakın para olan çantayı sahibine teslim etti. Çantanın sahibi ise trafiği birbirine katmasıyla, kazalarıyla meşhur Türkiye drift şampiyonu Selim Bayrak çıktı. Arabalar durmadan çantanın üzerinden geçiyor. Bir şeyin üzerinden geçiyor daha doğrusu. Bir baktım çanta. Asıl şoku çantanın içine baktığında yaşadı. İçerisinde kasa anahtarları, dolap anahtarı, kredi kartları, yüklü miktarda dolar var. Drift şampiyonunun dolar dolu çantasını sokak ortasında buldu, kuruşuna dokunmadan iade etti. Alıp götürebilirdim ve çantayı da çöpe atabilirdim. Şu an 6 aydır da çalışmıyorum, işsizim ama Allah'ın izniyle harama ihtiyacım yok benim. Türkiye drift şampiyonu Selim Bayrak daha önce lüks araçlarla trafiği birbirine katmasıyla, kazalarıyla çok konuşulmuştu. Of 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 of, vay babo babo. Aferin, tam yapılacak hareketler, aferin yapılacak hareketler, tam. Bu kezse dalgınlığıyla gündeme geldi. Avcılar da evden çıkarken çantasını aracının tavanına koydu, gaza bastı. O çantayı oraya koyarken de dedim ulan bu çantayı ben burada unutmayayım dedim. Gerçekten de orada unuttum. Yolda düşen çantayı da Mesut Yılmaz isimli bu adam buldu. Bir çanta buldum. Size teslim etmek istiyorum ben de. Doğruşlu doğruşlu kimsenin hakkı bize geçmesin. Aradı taradı, içinde 2500 dolar yani yaklaşık 50 bin lira olan çantanın sahibini buldu. Kamera önünde de teslim etti. Şampiyon driftçi Mesut Yılmaz'a iş bulma sözü verdi. Helalinden olsun, haram olmasın. Adana'da bir otomobilin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları devrilmiş ve içindeki 4 öğretmen yaşamını yitirmişti, hatırlayacaksınız. Kederli aileler bugün o ölüm yoluna gitti. Hala önlem alınmadığını görünce hepsi isyan etti. Sayınbeyli yolu derin bir dere. Bir acı yaşadık göz göre göre. Ne yaralar kapandı ne de önlem alındı. 4 öğretmene mezar olan o dehşet yolunda manzara hala aynıydı. Burada tehlike halen devam ediyor. Belki tonlarca ağırlığında onlarca taş düşmeyi bekliyor. Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak aynı okulda görev yapıyordu. 10 gün önce birlikte çıktıkları yolculuk yamaçtan kopan kaya parçaları yüzünden hepsinin sonu oldu. 4 tane öğretmen taşın altında. Ezildi kardeşim, haberin var mı?
kırılmış, ayağı kolu kanadı. Çözüldü kardeşim, haberin var mı? Adana'daki Sayınbeyli Feke güzergahında risk hala devam ederken acılı aileler bugün evlatlarına mezar olan o yoldaydı. Anne koca koca taşlar düşüyor, çok korkuyorum diyordu. Ve resmini çekip bana gösteriyordu kuzum. Dilek Altıparmağ'ın annesi acısını, isyanını yazdığı şiirle anlattı. Sayınbeyli yolu derin bir dere. Bir acı yaşadık göz göre göre. Dört tane mezarı dört tane yere. Ezildi kardeşim, haberin var mı? Aman siz olun, bilmediğiniz, tanımadığınız bir şirketten araç kiralamayın. Onlarca kişi 5 yıl önce kiraladıkları araçlar yüzünden icralık oldu. Ve bakın o mağdurların başına neler geldi. Biz sözleşmeyi imzaladığımızı biliyoruz ama meğerse sözleşmenin altında senet varmış, seneti imzalamışız. Araç bedelleri kadar senet düzenlemiştir. O borç ne borcu, sen onu anlat bana. Sizin yaptığınız kazalar. O dönemde binlerce aracınızın hepsi mi kazalı? Kaza maza yok, hepimiz sapasağlam verdik arabaları. 2-3 günlüğüne araç kiraladılar, yıllar sonra binlerce lira borçlu çıktılar. Bu senet boş, bunu ya üzerini kapattı bir şeyle görmedik, nasıl olduysa nasıl imzaladığımızın farkında değiliz. Senet haline getirip bize hacize veriyor. Onlar bundan 5 yıl önce işlerini halledebilmek için Başakşehir'de bir rentekar firmasına gidip araç kiraladılar. Prosedür gereği işte bakın bu sözleşmeyi imzaladılar. Ancak iddialarına göre firma sahibi sözleşmelerinin altına bir boş senet yerleştirmişti. Üstü boş olan bir senet imzalatmışlar bize. Ekim ayında tebligat geldi. O zaman öğrendik, şok olduk yani. Aslı da kendisinde kalmış, istediği tarihlere, istediği miktarlara doldurmuş ve icra yoluyla bizden almak istiyor. Kimisine 60 bin, kimisine 80 bin, kimisine 100 bin gibi rakamlar faiziyle birlikte 100, 150, 200 bini buluyormuş şu an. Bizim maaşlarımıza el konuldu. Şu an 3'te 1'i ödenmiyor. İddiaya göre İstanbul'a, İstanbul dışındaki adliyelerde de binlerce mağdur var bu şekilde dolandırılan. Ve ne yazık ki haklılıklarını da ispat edemiyorlar. Çünkü imzaları var evrakta. Senet oyunu iddialarını reddeden şirket sahibi ise araçların kaza yaptığını öne sürdü. Asıl ben mağdurum dedi. Daha öncesinden de böyle şeyler oldu. Savcılık ifadeye çağırdı ama şimdi burada haklı olan taraf benim. O borç ne borcu? Sen onu anlat bana. Sizin yaptığınız kazalar. Peki kaza raporu hani nerede? Niye tebliğ edilmedi kaza bize? Raporları olsa zaten sizin borcunuz olmaz. Kararı yargı verecek. Şebeke bunlar ablacığım. Efendim Trabzon'da kış uykusuna yatmayan ayılar aç kalınca yayladaki evlere dadandı. Özellikle bir tanesi herkesi bıktırdı ve son seferinde kendi yetmezmiş gibi yanında bir de tilki vardı. Sonrası ise belgeselleri aratmadı. Ayımızı buraya gelmiş, cam kırık. Kapının dışında saç varmış çünkü, onu sökmüş. Güçlü pençesiyle kapıları, camları, pencereleri kırdı. Ortalığı hallaç pamuğu gibi dağıttı. Köylüler hem ondan hem de yaramaz arkadaşlarından bıkıp usandı. Bu tarafa girmiş, burayı da dağıtmış, adeta yıkmış. Trabzon'da kış uykusuna yatmayan ayılar Kadırga Yaylası'na dadandı. Bu eve girdikten sonra arkadaşlar bakın, şu karşıdaki izi görebiliyor musunuz? Sanki bir traktör izi gibi. Gittiği yerler resmen belli. Vahşi hayvanlar aç karınlarını doyurmak için 4 ay boyunca boş evleri turladı. Şu koca şeye bakar mısınız dostlar? Benim ayağımla aynı izi. Ayılar girdikleri her yerde adeta enkaz bıraktı. Camdan girmiş abisi. Kimin kapağıysa evin içi göründüğü gibi komple batırmış. Köylüler özellikle de birinden yana çok dertliydi. Bir şişe zeytinyağı içmiş. Fındığı yemiş. Üstelik son seferinde yanında bir de misafir getirmişti. Fotokapan onları kayda alırken ayıyla tilki bir olup evlerin altını üstüne çevirdi. Fiyatlardaki önlenemeyen yükseliş yatırımcıların da oyun planını değiştirdi. Konut satışları düşüşe geçerken bakın hangi yatırım araçları zirve yaptı. Göcek'te arsa aldım. Oraya yerleşmek istiyorum ondan. İnsanlar artık binalardan korkuyor insanlar. Arsa alayım, bir konteyner koyayım. O amaçlara döndü artık insanlar. Konut fiyatları uçuşa geçti. Ev alamayanlar çareyi alternatiflerinde aradı. Arsa, tarla ve iş yeri satışları patladı. Arsa alırım. Uzun vadede en karlısı o. Evin değeri düşebilir yani, eskiyebilir ve
arsa daha değerliymiş gibi yani. Türkiye'de 2022'nin tamamında konut satışları 2021'e göre %0,4 düştü. 1.485.622 konut satıldı. Üstelik bu yılın Şubat ayında geçen seneye göre konut satışlarında %18'lik düşüş kaydedildi. Deprem bölgesiyiz. Yapılan evlerin sağlam olup olmadığını görüyoruz. Hatay, diğer 11 ilde gördük. Ben deprem bölgesinden geliyorum. Konut satışındaki düşüş diğer gayrimenkul yatırımlarına yansıdı. Konut dışı satışlar tüm zamanların rekorunu kırdı. 2021'de tüm satışlara bakıldığında oranı %50,60'tı konut dışı satışın. 2022'de 54,07'ye yükseldi. 2023'ün ilk 2 ayında 57,67 ile tarihi rekor kırdı. Millet özgürlük istiyor bence ondan yani. Galeriye sıfır araba almaya gidiyorsun. Alamıyorsun. Tabii daha uyguna geliyor. Yani tüketici artık yatırım aracını değiştiriyor. Ev almaktansa arsa, tarla ve iş yerine para bağlıyor. Engelli oğlunun maaşını koyduğu çantasını bir anlık dalgınlıkla kapısının önündeki koltukta unuttu. Durumu fark ettiğinde çantası yerinde yoktu. Yana yakıla polise giden kadın güvenlik kameralarını izleyince gözlerine inanamadı. Çıktım dışarıya, bir baktım çanta yok. Başladım dövünmeye. Sağa sola baktı, para dolu çantayı alıp kaçtı. Üstelik o hırsız yabancı değil, tanıdıktı. Polisler geldi, kameraya baktılar. Ben tanıyorum bu kadını dedim. Aydın'da yaşayan yaşlı kadın önceki gün oğlunun engelli maaşını çekip evine dönmüştü. Torun bağırı verince bir şey oldu zannettim. Fırladım içeriye. Ama o dalgınlıkla içinde 3250 lira olan çantasını kapıdaki koltuğa bıraktı. Durumu fark edip dışarı koşsa da geç kalmıştı. Başladım ağlamaya ben. Güvenlik kameralarını izleyince şok oldu. Çünkü çantasını çalan komşusuydu. Kapının önünden geçiyor devamlı. Adını bilmiyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Hatta yorulduğu zaman oturuyor bir de yanımda. Almış, içeri bakıyor devamlı böyle. Neyse ki polis o vicdan yoksunluğunu kısa sürede buldu. Polisler Allah şahısı. Efendim, Tokat'taki zincirleme trafik kazasında bir araç bariyerlerin üzerine çıktı. Sonrasında ise planlansa olmayacak bir şey yaşandı. Gönüllü destek ekibi canını zor kurtardı. Hepsi tek tek eğilip altına baktı ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Tedbirsiz kurtarma mücadelesi sürpriz sonla noktalandı. Tokat'taki zincirleme kazaya karışan araç nasıl olduysa havalanıp bariyerin üstüne çıkmıştı. Olan biteni görenler kayıtsız kalmadı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken 7 kişi kurtarma operasyonuna başladı. Ama el birliğiyle indirmek istedikleri araç sarsılarak yola savruldu. Dengesi bozulan ekipten ikisi kendini yerde buldu. Neyse ki kimseye bir şey olmadı. Kaza içindeki kaza ucuz atlatıldı. Erzincan'da bir hırsız esnafı canından bezdirdi. Şikayetler artınca da polis peşine düştü. Yapılan incelemelerde şüphelinin cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Ve son vukuatında da suçüstü yakalandı. Çekirge misali bir sıçradı, iki sıçradı, dördüncü de köşeye sıkıştı. Cezaevi firarisi son vukuatında suçüstü yakalandı. Erzincan'da iş yerlerine dadanan kar maskeli hırsız esnafı bıktırmıştı. Kurulan özel ekip 1100 saatlik güvenlik kamerası kaydını izleyip kimliğine ulaştı. Cezaevinden kaçtığı anlaşıldı. İki iş yerinden sigara çalan, bir kişinin de parasını gasp eden firari adım adım takibe alındı. Girdiği eczanede suçüstü yakalanınca kaçmaya çalıştı. Kısa süreli boğuşmanın ardından emniyete götürüldü. İstanbul Pendik'te 60 aile evleri yenilensin diye bir müteahhitle anlaşmıştı ama iddiaya göre 2 yılda biteceği söylenen binalar hala tamamlanmadı. Çaresiz aileler de bugün toplanıp eylem yaptı. Biz buradayız. Tesadüf için nerede? 6 yıldır evimizin olmasını bekliyoruz. Bizler zor durumdayız şu an. Hiçbir sözler tutulmadı. Biz burada şu anda dolandırılmış bir durumdayız. Evleri yıkıldı, yenisi yapılmadı. Sabrı taşan aileler bugün isyan bayrağı açtı.
300 kişinin mağdur olması demek. Pendik'te yaklaşık 60 aile 6 yıl önce kentsel dönüşüm kapsamında bir müteahhitle anlaştı. Binaları yıkılacak, onun yerine de 3 blok halinde binalar yapılacaktı. Bunların yarısı işte hak sahiplerinde, yarısı müteahhit. %50 olarak anlaşmıştık. Ruhsat tarihinden itibaren yapılan sözleşmede 18 ay içerisinde tamamlamaları gerekiyordu ve tamamlamamaları durumunda kira yardımında bulunacağını sözleşmeyle açık ifade etmişlerdi. Ancak öyle olmadı. Verilen sözler tutulmadı. 6 yılda yalnızca bir blok tamamlandı. İddiaya göre o da sahiplerine teslim edilmedi. Zaten yarısı yapıldı. İçerisi kaba durumda. Evim bitmiş ama bizim orayı bitmiş yeri de vermiyor bize. Buradaki insanların hepsinin ev sahiplerinden problemi var. Bizler mağduruz. Şu an benim 3 ayım kaldı evden çıkmak için. Benim kiram 8 bin lira olmuş. Ben nasıl evi tutayım? Kocam felçli. Kira veremiyoruz. Ev sahibi attı beni dışarı. Diğer bloklar için temel kazıldı ancak iddiaya göre o dakikadan sonra inşaat durdu. Yani buraya 2 yıldır tek bir çivi bile çakılmadı. Ama o temel şu anda çürümeye yüz tutmuş durumda. İstanbul depreminden bahsediyoruz. Bu demirlerin üstüne bina çıkılacak. Bu aslında düpedüz dolandırıcılığa giriyor. Evi hep yapacağını söylüyor. Bayramdan sonra, kurbandan sonra, Ramazan bayramından sonra diye devamlı bize umut vererek bize oyalama taktiği yapıyor. Yalan da bir yere kadar. Hani yapamıyorsan biz onu da anlarız. Hani başka bir yere devrolur yani çözülür bu işler. Efendim davullu zurnalı bir düğünle dünya evine girmeye hazırlananlar zam şoku yaşıyorlar. Bu yıl düğün yapmanın maliyeti geçtiğimiz yıla göre 2 katına çıktı. İşte son fiyatlar. Geçen yıla bakaraktan %100 aslında artan fiyatlarımız oldu. Evet demek de zamlandı. Düğün mekanlarının fiyatı geçtiğimiz yıla göre 2 katına çıktı. Oğlum aynı durumda şu anda. Allah yardımcısı olsun. Gençlerin özellikle nasıl evlenecek bilmiyoruz. Maliyetlerimiz çok çok yükseldi. İş yapamaz hale geldik. Fiyatlar arttı yani sonuçta. Zor, zor. Çok zor. İki bayram arası evlilik sezonu. Dünya evine girecek çiftler kara kara maliyet hesabı yapıyor. Çünkü evet demek dile kolay ama bütçe için çok zor. Örneğin düğün salonları en uygunu 30 bin lira. Nasip olursa 8. ayda düğünümüz mevcut. Şimdiden araştırma yapıyoruz. Biz düğün salonlarına 30-35 bin lira istediğimizde kimse düğün yapmayıp daha çok nikah salonlarına yöneliyorlar. En mutlu gününü sade nikahla geçirmek istemeyenler mecburen o parayı ödüyor. Kır düğünü isteyenlerin işi ise daha zor. Gezip dolaştık. Ondan sonra tabii kendi bütçemize göre bakmaya çalışıyoruz. Yemekli olursa fiyat 140'tan 200 bin lira arasına kadar çıkar. Kurulum, İşte sistem, her şey bize ait. Lüks otellerde rakamlar dudak uçuklatıcı. Kişi başı 140 euro yani 3 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Ortalama 140 eurodan fiyatlarımız başlıyor. Ucu bucağı yok. Misafirlerimizin isteklerine göre değişiyor. Allah yardımcısı olsun gençlerin özellikle. Efendim yıllardır uyarıyoruz ama dolandırıcılar şu aynı yöntemi kullanmaya, kiralık araç arayanlar da ne yazık ki aynı tuzağa düşmeye devam ediyor. İstanbul'da yaşanan bir olayı anlatacağız şimdi sizlere. Bir çete kopya site numarasıyla tam 101 bin liralık vurgun yaptı. Birine taktık, biz de düştük. Resmen birebir hepsini yapmışlar. Araç kiralama sitesini kopyaladılar, tuzağa düşürüp sadece bir kişiden 101 bin liralık vurgun yaptılar. Temel Güngör bundan yaklaşık 1-1,5 ay önce ünlü bir araç kiralama filosunun sitesine girip araç kiralamak istedi. Ama girdiği site dolandırıcılar tarafından taklit edilmişti. Yine aynı taktikle bu kez Temel Güngör'ü tam 101 bin lira dolandırdılar. Ünlü bir firma sitesine girdik araba kiralamaya. %30 indirimliydi. İndirimi görünce fırsat bu fırsat dedi ama aslında tuzak. Bu daha cazip geldiği için o yüzden böyle bir karar verdik. Dedik bir yıllığına kiralama o zaman dedik. Bir yıllık kiralarken 50 bin lira yollayın dediler. Yolladık parayı. Ama çete o kadarla yetinmedi. 51 bin lira daha para yollamamız gerekiyor dediler. Bunun için yolluyoruz dedik. Dediler ki sigorta bedeli para 15 dakika hesabınıza yatırılacak. O 15 dakikanın üzerinden 1,5 ay geçti. Dolandırıldığını anladığında başından aşağı kaynar sular döküldü. Meğersem bu ünlü firmanın ismini fakelemişler. Resmen birebir hepsini yapmışlar. Sadece gönderdiğimiz IBAN numarası da kişi adına çıktı. Tam farkına varırken parayı gönderdik. Ne kadar zararınız var abi? 101 bin TL. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Hiç kimse bunlara kanmasın.
Gençler evden çıksın, arkadaşlarıyla sosyalleşsin diye bir bütçe ayrıldı. Üstelik o rakam Türkiye'deki asgari ücretin bile üzerinde. Gençleri şaşırtan karar bakın hangi ülkede alındı. Sosyalleşebiliyor musunuz? Sosyalleşme yani bu durumda şey etmiyor. Asgari ücretle çalışıyoruz. Bir normal bir kafeye oturup gitsen arkadaş 4 kişi gitsen 600-700 liradan çıkamıyorsun. Gençlere sosyallik desteği için harçlık adımı atıldı. Rakamsa duyanları şaşkına çevirdi. Müjde Türkiye'den değil 8000 kilometre uzaktan geldi. Gençler sosyalleşsin diye 9500 lira Türk parası karşılığı ödenek ayırmış gençlere her ay. Harbi mi? Harbi. Özellikle pandemi döneminde eve kapanan ve bir anlamda asosyal hale gelen gençleri evden dışarı çıkarmaya ve sosyalleşmeye davet etmek için yeni bir adım attı Güney Kore hükümeti ve aylık bütçe ayrıldı. Güney Kore zaten Japonya ile birlikte en iyi refah sistemleri arasında yer alıyor. Bizim ülkede mesela bir tiyatroya, bir sinemaya gerçekten çok pahalı. Hikikomori yani kendini geri çekme durumu yaşayan gençlerin sayısı artınca onlara destek için düğmeye basıldı. Kişi başı aylık 650 bin won yani Türk lirası karşılığı yaklaşık 9500 lira harçlık bağlama kararı verildi. Bence gayet iyi. Umarım Türkiye'de de öyle bir şeyler olur. Zaten KYK bursları yeteri kadar olmuyor yani. Türkiye'de olması gerekir de zor be abi. Asgari ücretin de üstünde bir rakam. O yüzden kesinlikle yeter yani. Çok iyi. Çok iyi. Nasıl ki Kore'ye gidebilirim? Haberin yer aldığı bir paylaşımı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş retweetledi. Gençler seçim sonrası için bir mesaj mı verildi sorusuna yanıt arıyor şimdi. Süper. İnanamadınız herhalde. Yok öyle bir şeyi ben görmedim. Yani inanamadım. Ve Ramazan bayramına sayılı günler kaldı biliyorsunuz. Bugün de Mısır çarşısında son pazar yoğunluğu yaşandı. Misafirlerini ağırlamak isteyenler bütçelerine göre alışverişlerini yaptılar. Ancak şeker ve baklava fiyatları cep yaktı. Neli şekerler var? Çilekli, limonlu, portakallı. Hafta sonunu fırsat bilenler alışverişe koştu. Tarihi Mısır çarşısında bayram telaşı vardı. Şeker demeyelim aslında, ismi şeker şu anda. Ama fiyatlar biraz tuzlu olunca şekerin de tadı kaçtı. Fiyatlar geçen seneye göre evet biraz daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. Bayram öncesi son pazar Mısır çarşısında da büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Çarşıda adeta adım atacak yer kalmadı. Tabii ki alışverişin en büyük gözdesi işte bu. Bayram şekerleri, şekerin kilosu çarşıda 120 lira. Her şey gibi bunlar da artmış. Çok şeker değil, çok tatlı değil yani fiyatlar. Buradan almayacağız. Pahalı abi ya. Pahalı mı? Pahalı. Çok pahalı. Fiyatları yakıyor valla. Bütçesini denkleştiren bayram için baklava siparişi de verdi. Bugün siparişi veriyorlar. Arif Ekin alıyorlar. Fıstıklı 295, cevizli 250. Genelde bizim klasik fıstıklı baklavaların tercih ediliyor. Bunun yanı sıra tabii ki cevizli. Karışık isteyenler oluyor. Bu yeşil dolamadan Antep burması özellikle gidiyor. Fiyat da tabii ki pahalı. Bir pahalılık var genel olarak. Kimisi baklavayı alıyor, kimisi siparişini veriyor ama tatlı işini halleden soluğu kahveci de alıyor. Kahvecinin önünde de büyük kuyruklar oluşuyor. Adettendir artık eve gelene yapmak. Buranın efsanesi olduğu için başka hiçbir şey almadan geri gideceğiz. Şu şekerler aldık. Kahve. Baharat aldık. Kahve aldık. Geçen hafta da alışveriş yapmıştık. Her şey pahalı ama yani herkes alıyor. İstanbul'da yaşayan Halil Taşdemir 3 yıl önce sürpriz bir karar aldı. Evini boşalttı, karavana taşındı. Direksiyona geçti ve dünyayı gezmeye başladı. Ayda sadece 3000 lira harcayarak imkansız denileni bakın nasıl başardı. Ev yani üstüm üstüme geliyor. Evde duramıyorum. Dört duvar arasında sıkıldı, karavana taşındı. Tüm hayatında yeni bir sayfa açtı. Balkan ülkelerine gittim. Kosova, Makedonya, Saraybosna. Daha yeni geldim zaten. Arnavutluk, Tiran, Gürcistan'a gittim. Ukrayna'ya gittim. Yani bayağı bir ülke gittim. Bu dünyada yaşamamın tek bir sebebi var. Çünkü sen varsın diye. Halil Taşdemir ülke ülke gezerken kısıtlı bütçesiyle imkansızı başardı. Halil Taşdemir 3 yıl önce ani bir karar aldı, karavana yerleşti. Önce gidip bu aracı satın aldı, zamanla dizayn ederek bu hale getirdi ve hem ülkemizi hem de dünyayı gezmeye başladı. Üstelik aylık giderini duysanız kulaklarınıza inanamazsınız. Sadece yeme içme giderim var. O da ortalama 2,5-3 bin liraya buluyor. Yakıt yani 1000 lira anca yakıyorum çünkü az mesafe kat ediyorum.
yeme içme bütçesi çok kısıtlı. Güneş paneli sayesinde elektriği de bedavaydı. Ama en güzel tarafı da her şeyi idareli kullanıyorsunuz. Suyu, elektriği, her şeyi. Yani o yönden çok güzel. Gezi rehberindeki rotalarsa hep hesaplıydı. Hem de ucuz yerlere gidiyorum. Yani park alanı vermeyeceğim yerlere, bedava olan yerlere gidiyorum. İstanbul'da ev kiraları 10-12 bin lira civarı. Benim de 3 aylık giderim oluyor bu. Gezgin Halil Taşdemir önümüzdeki yıl içinse bambaşka planlar yapmıştı. Karavanda artık her şey tamam. Tam zamanlı bu karavanda yaşıyor Halil Taşdemir. Hedefi ise Nisan 2024. Nisan 2024'te dünya turuna çıkacak ve 10 yıl boyunca Türkiye'ye geri dönmeyecek. Geçimini ise... İşte bu takıları satarak sağlayacak. İnşallah herkese nasip olur karavan hayatı. Efendim Show Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numaralarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 00 ve 90 02. Tekrar edelim. Show Haber WhatsApp ihbar hattı 0536 266 90 çift 0 ve 90 02. Efendim haberin merkezinde Show ana haberdeydiniz. Sizlere sağlık, huzur ve mutluluk dolu yepyeni bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.